gün geliyor. Ben Çatı'da şimdi teker teker bum bum ünlüleri evinden yarışmacıları ağırlayacağız. Onların kendi diğer evdeki yarışmacı arkadaşlarına puan vermelerini rica edeceğiz. Sizin durumunuzda bir tane farklı bir şey var. Orada chat oylaması yok. Sizin sadece fiziksel oyunlardan aldığınız puanlar ve bununla beraber birbirinize verdiğiniz puanlara göre bugün biri aramızdan ayrılacak. Sizden birden dörde kadar puanları sıralamanızı rica edeceğim. Ya biz bunu bir de ufak gerekçe verirseniz çok düşündük ama ilk bizim başlamamız biraz kötü oldu. Çünkü bu puanlama bile insana kendisini kötü hissettiriyor. Çünkü birilerine bir iki vermek, birlikte yaşıyoruz, alıştık birbirimize. Ben hemen şeyleri söyleyeyim mi? Çok da lafları uzatmadan. 4 ve 3'ü vereceğimiz kişiler Burak ve Berkcan olacak. Bir bugün hakikaten hangisi 4 hangisi 3 ama onu sana bırakacağım. Ben hani konuştuk ya, yani bu evde de çok iyi anlaştığımız iki isimden biri. Herkesle çok iyi anlaşıyoruz ama onlarla daha iyiyiz. Artı olarak da bugün ben onlarla oynadım futbol maçında ve hakikaten çok kibarlardı bana karşı. Beni hiç yormadılar neredeyse. Çok güzel idare ettiler beni. O yüzden takım arkadaşlarım oldukları için ikisi de 4 ve 3'ü onlara verelim dedim ben. Yunus da buna okey dedi ama şimdi tabii o diğer 4 kime 3 kime onu sen söyle istiyorsan. 4 Burak'a, 3 de Berkcan'a. Burak çünkü biraz daha ilerisini görsün istiyoruz. Berkcan zaten görece kuvvetli. Bu puanlamanın onu çok etkileyeceğini düşünmüyorum ben. O da öyle düşünmüyor. Bir de bizim en başta da onu söylemek lazım belki. Bundan sonrası için de bizle ilgili referans olabilir. Bizim şöyle bir düsturumuz var. Biz burada söylediğimiz her şeyi aşağıda da söyleyebilmek istiyoruz. O bakımdan çok rahatız. Zaten çok da drama gerek yok. İnsanların ne dertleri var mesela, izleyen insanların, takip edenlerin mesela ne dertleri var, neler geliyor başlarına falan, neler yaşıyorlar. Dolayısıyla hani biz burada dünyanın en büyük işini yapmadığımızı bilerek aslında söylüyoruz bunları. Ama işimizin bir parçası da bu. Oyunun kuralları var çünkü. O yüzden 4 Burak'a, 3 Berkcan'a. Evet. 2 ve 1'e de alabilir miyim? Onu? Söyle, konuş. Ben araya girerim. Tamam. Evrime 2. Haliyle Abdü'ye 1 kaldı. Evrime niye 2? Çünkü evrime 2. Yani oyunda da işte CSGO'da vardı, futbolda vardı. Elinden geleni yapıyor. O yüzden 2. Ama bu puan... Aynı şey söyleyeceğim yine. Onu çok etkilemeyecek. Buradaki geleceğini çok etkilemeyecek. Belki başka yerlerden beslenecek. Çünkü belki başka arkadaşları ona daha çok puan verecek. Onu da biraz aslında öngördük biz. Yani aslında herkesi de düşünüyoruz yani. Empati kurmaya çalışıyoruz. Kendimizi başkalarının yerine koyuyoruz. O ona kaç puan verirdi, o ona ne yapardı falan derken biz de başka bir matematik yarattık buradan. Kendimize ait bir matematik. Evrim o yüzden 2. Abdü de çok net söyleyeceğim. Abdü yani madem onunla yarışamıyorum. Çünkü dün aslında onu karşı eve göndermekten bahsetmiştim ben. Madem onunla yarışamıyorum, yani ona karşı yarışamıyorum, içeride de bari onunla yarışmayayım o zaman. Yani bir gerekçemiz daha var. O da şu: Abdü de kuvvetli bir oyuncu ve yine başka birinin ona bir vereceğim ben düşünmüyorum. O da düşünmüyor, düşünmüyoruz. Çok yara alacağını sanmıyorum. Bu bir puan onu çok kötü etkilemeyecek bence, bizce. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bu kadar. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Tekrardan aşağıya ve bağlanıyoruz. Biraz sonra sıradaki ünlümüzle beraber puanlamada çatıda olacağız. Yani abi. Kime oy vereceksin? Burak abi der. Burak abi derliyoruz. Gel, kime şey oy vereceksin? Ben yukarı çıkana kadar hakikaten bilemiyorum. Benim hakkımda var bir şeyler. Ben ona göre hareket edeceğim. Abi ben hepinizi çok sevdim. Bir defa hakikaten zeki adamlarsınız. Bu mesele zor mesela abi. YouTube, YouTube falan böyle dışarıdan acayip kolay geliyor. Ne olacak lan? Takarız televizyon telefonu. Burak abi dur, mikrofonu açalım. Mikrofon kapalıymış. Kapalı mı? Mesele öyle değil abi.
Onu gördüm ben yani. Burak abi sen çıkıyormuşsun. Ben çıkıyorum. Burak abi çıkıyormuş kanka galiba. Burak abi mi? Arzu abla. Ben mi çıkıyorum? Yok. Yok. Ben çıkıp geliyorum. Berkcan geliyor. Hayır, tamam. Ben gidiyorum. Hadi hayırlısı olsun kanka. Uzun gündü ya. Bundan sonra abi ben keyifliydi bütün bu platformlarda hakikaten şunu söyleyeceğim. Çünkü sizinle ilgili en büyük ön yargı şu. İşiniz çok basit görülüyor. Televizyon tarafında mı abi? YouTube'da mı? Bütün hayır, şeyde, hayır. Türkiye'de yani. YouTuber deyince yani, böyle evet, video yani, çekip. Aa, telefon, yani şu anlaşılıyor abi. Telefonu alıyor, bit 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 falan. Sonra da bir para kazanıyor falan. Kimileri hani çok şey para yapıyor, kazanıyor falan. Bu ne abi, ne yapıyor abi bu falan gibi şey. Aslında bundan 10 sene önce falan bizim meslek için de aynı şey var. Ne yapıyor ki abi? Abi ama bu çok yani yanlış bir tavır zaten. Tabii. Herkesi her işi aynı ölçü birimiyle ölçersen olmaz. Şimdi bu adamın yaptığı YouTube işiyle başkasının yaptığı YouTube işi aynı değil. Seyrettik işte, anlatabiliyor muyum? Yüzü burada diye söylemiyorum. Abi ya, adam... Bir sürü başka metot var, bir sürü başka YouTube'da video var. Hepsini ayrı ayrı ölçmek lazım. Yoksa karışır zaten. Adam kurgu yapıyor, bilmem ne yapıyor, ışık var falan filan. Bayağı rejiyi çözmüşler falan. Böyle bir dünya. Ya şöyle televizyonda... Ama her YouTuber'da böyle değil galiba, değil mi abi? Mikrofon. Belki bilmiyorum, çok hakim değilim. Mikrofonun kapalıymış galiba abi sen. Abi Yunus abi. Ya tirat attım, mikrofonum kapalıymış kardeşim ya. Benim açık abi. Duyulur yine ya. Ya şu, ben... Yok anlaşıldı. Ha. Ha, kendime kızıyorum ben şimdi ya, 25 yıldır bu işi yapıyorum, hala mikrofonu kapatıp çıkıyorum, konuşuyorum mesela böyle salak gibi bazen. Sizin ya, meslekteki en büyük hikayeni biliyor musun? Konu çok önemli, bunu detaylı bir konuşmak lazım evet, aslında. Siz çok fazla bireyselsiniz birader. Bence evet, en temel sıkıntı, ya çünkü kendi işinin patronusun. Evet. Her şeyi kendi çevrende örmek zorunda. Ben 18 yıldır bir ekibin başındayım. Maşra Cumhur'un. 18 yıl. Başlangıçta 6-7 kişi beraber kurduk ve ben şunu düşünmek zorundayım. O ne hissediyor, bu ne hissediyor, onun fikrini, bunun fikrini falan her şeyi toplamak zorunda. Bizde de aslında bizde benzer öyle, bir yapı oluyor, değil, bir ekip, abi, ekip oluyor. Yani bizde de ekip oluyor. Çünkü şey şöyle ya, ben televizyon deneyimim çok yok. Birkaç tane oldu. Orada gidip her şeyi gezdim, gördüm ama sen yılların tecrübesisin zaten. Çok daha iyi bilirsin. Orada bir tane bu yapıda da aslında benzer biraz daha. Mesela bir tane sesçi var, bir tane ışıkçı, işte bir tane görüntü yönetmeni, bir tane genel yönetmen, bir tane başka bir şey, bir tane senarist bilmem patron ne. Patron sensin. Şimdi gibi. YouTube'da hepsini tek birey olarak düşünüp kurgulamak, yapmak zorunda kalıyorsun. Çok uğraşmak zorunda kalıyorsun. Bence YouTuber'ların ya da influencer'ların influencer olma sebebi bu. Şimdi bu adama ışıkla ilgili bir soru sor, sana cevap verir. Belki evet, birçok ışıkçıdan daha iyi biliyordur. Aynen. İşte sesle ilgili aynen, bütün araştırmaları yapmıştır. Yani iyi YouTuber olabilmek için bunu yapmak gerekiyor. İşi mutfağından yetişmek gibi. Bizde de öyle derler. Yani mutfağından yetişmek. Abi bir de ekip tarafı da var. Mesela şimdi Cantu'nun işte Twitch ve YouTube için ben işte şeyim, kendiminkinden daha değerli. Benimki için öyle. Şimdi Abdü yarın, Abdü bugün benden bir şey istese öyle. Yani bir şey hani ben Abdü ile ekip değilim ama Cantu ile ekibim mesela. Hani ekip şeyini tam olarak karşılayacak olarak. Abi her şey beraber. Başka ya çocuklar da var eski şeyde. Bir şey diyeceğim Yunus, bak mesela bu adamlarda şu var ha. Birbirleriyle çok uğraşmıyorlar bunlar. Oo yok abi yani, sen bilmiyorsun. Hayır. Bir dakika. Olmaz ya da buradaki de öyle abi. Mesela bu adam bunun yaptığında ya bu adam mesela bunu bu adam çok diyor iyi ki. Bir dakika, bu adam buna diyor ki abi diyor işte bilmem ne falan. Abi diyor senin video şöyle falan. Yani sizin tamam, yayın şey dışında izlediğiniz şeylerden bahsediyorum ben. Birbirlerini övüyorlar. Bizim meslek ben de abi, o. Ben mesela, -5 falandır ya. Ben şimdi Abdü'yü işte 4-5 gündür falan tanıyorum. Herkes için geçerli. Seni biraz daha fazla tanıyorum. Neyse mesela Abdü'yü falan mesela şu ana kadar iyi insan kategorisine evet, sokarım. Ama yarın öbür gün mesela Abdü'yle ilgili başka bir şey öğrenirim. Sağlamasını yapmadan da değerlendirmem. Çünkü şimdi kendisiyle ilgili bir fikrim var benim. O yüzden mesela iyi insan derim fakat %100 iyi insan diyemiyorum. Çünkü o da benim için derse gerçek samimi olmaz. Fakat adamın YouTube'da yaptığı işleri seyrediyorum. Bir de abi işini yani işiyle arasındaki bağ görüyorum. Ya iş çok abisi de öyle. Bu adam da öyle yani. İşini çok seviyor. Bu adam da öyle. Bu adam da öyle. Evet. Bu adam da mesela gaming seviyor abi. Şimdi ben bir şeyi bu kadar sever insanları seviyorum abi. Yani işin ne olduğu önemli değil. Yani bir şeyi bu kadar sevmeyi seviyorum ben. Yani mesela şu formayı seviyorsan seviyorsun. Arabanı seviyorsan seviyorsun. Kitap seviyorsan seviyorsun. Ama sevebiliyor olmak güzel bir şey abi. Evet, biz de çalışkan insanlara saygı duyuyoruz ve çatıya bağlanıyoruz. Vay be! Allah.
eleme gecesine ünlüler evinden devam ediyoruz. Şimdi Bum Bum ünlüleri biraz önce çaylakların yaptığı gibi biliyorsunuz birbirlerine puan verecekler. İlk önce Günçes çifti yanımızdaydı. Şimdi de yanımızda Berkcan var. Merhaba. Merhaba Berkcan, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz efendim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi en son buraya gelip de birbirlerine puanlama yapıldığında biliyorsun Efe ile ayrıldınız. Evet. Ufak bir dram yaşadık. Evet, çok kötüydü. Bakalım bugün kiminle ayrılacaksın, onu da birazdan göreceğiz. Bilmiyorum, artık ayrılmayı önemsediğim bir insan kalmadı ortamda, o yüzden. Ama orada bir takım ruhu var bir yandan. Ya orada yani bir böyle... yerden takım ruhu var ama çok erken bir hamle olduğu için... Ben biraz açıkçası üzüldüm. Efendim, yani çünkü o benim mutluluk kaynağımdı. Onu kaybedince böyle kanatsız bir kelebek gibi kaldım. Yani o öyle bir sıkıntı oldu. Efe'nin gidişi beni derinden yaraladı. Ama onun dışında evet, evde yani gayet güzel muhabbet dönüyor. Burak abiyle bayağı eğleniyoruz. Yani. Şu kanatsız bir kelebek yorumuna aga be evet, diyorum aga. Ancak. Fakat bu arada sanki çok da hoşuna gidiyor senin Efe ile rekabet etmek. Bugün ben futbol izlerken çok evet, eğlendim. Futbolda tokatladığım için çok keyiflendim. Ama o da dün CSGO'da çok harcadılar bizi. Ya yani onun bir öcü için ya 14 gol ne ya? Böyle rakip takım 15 golü var zaten. Sen MVP oldun zaten. MVP maç. Oldum da 4 MVP'si. Puan verdiniz bana MVP. MVP'ye bak. Ben değil. Ben puanlamayı Emre Özcan yaptı. Ben puanlama sistemini hiç beğenmedim bu arada. Bunu orada şöyle sen 14 gol attın ama Emre galiba 4 kurtarılmış 1 gol sayıp yani toplamda 2 yarıda herhalde 60'a yakın kurtarışı var Işık Selin. O yüzden 5 puan ona verdi. Hani çok şey daha diyeceğim. Yiyebilirdiniz daha fazla cidden, gol cidden diye. Işık abla hani Günçelere hep böyle bir mesafeliydim. Yaş farkı var hani kolayca hani anlaşabileceğimizi düşünmüyordum ama Işık abla cidden inanılmaz bir insan. Hani cidden çok sevdim. Çok fazla sevdim. Çok anaç. Hep böyle yanımızda, hep böyle destekliyor bizi. O yüzden hani Işık abla cidden inanılmaz bir karakter. O yüzden ona gitmesi hiç benim umurumda olmadı yani. Ama onu da herhalde MVP ile telafi evet, etti. Evet, MVP. Şimdi biliyorsun bu gece iki evden de birer kişi aramızdan evet. ayrılacak. Çaylaklar buna alışıklar, siz alışık değilsiniz. Çünkü geldiğinizden beri ilk defa biri... Evet, sonunda biraz heyecanlandık. Biz de biraz içinde hissediyoruz şu anda kendimizi. Şu an gerçi bayram. O yüzden hani belki gitmiyordur herkese hissettiğimiz... Ama gidecektir ama çünkü gidecek. Çok güzel videolar evet, düşüyor. Evet yani. Çok güzel videolar çıkıyor maçta güzel. Berkcan Güven skills montajlarını bekliyorum arkadaşlar. Ya evet. O zaman şimdi senden ricam evdeki arkadaşlarına birden 4'e kadar puan ver. Bir de bir gerekçelendirelim bunu. Tamam. 4 puanı ya ben cidden söylemek istediğim şey Işık abla cidden inanılmaz bir insan. O yüzden 4 puanı bir de bugün hani çok fazla yardımcı oldu. Bu arada yemeği o yapıyor. Kadın 6 gündür aşçı gibi yemekler yapıyor. Benim o yüzden hani çok fazla saygımı kazanan bir insan oldu bu yarışma evinde. O yüzden 4 puanlı Işık Günçes çiftine vermek istiyorum. Evet bugün hatta sırf size değil 2 ya eve evet birden. Yani, ben hani böyle düşünceli bir insan olduklarını bilmiyordum. O yüzden çok etkilendim. O yüzden 4 puanı Işık abla ve Yunus abiye veriyorum. Ama Işık ablanın performansı çok etkili oldu bunda. Yani hani normal bugün olmasaydı 4 puanımı başka birisine verebilirdim. Ya yani 4 puan üçünü aslında Işık abla birini Yunus abiye evet, 4 evet. günü Günçes'e. Aynen. Anladım ben seni. Aynen öyle. 3 puanı kime veriyorsun peki? 3 puanı Şinka'ya veriyorum. Çünkü bu evde yanımda olması gereken insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü gaming konusunda da başarılı. Yani en azından diğer insanlara göre. O yüzden ve hani bir de benim yaşıma da daha yakın. Aynı jenerasyondanız. O yüzden Şinka'ya 3 puanımı yolluyorum kardeşim. 2 puanı kime veriyorsun? 2 puanı Burak abiye vermek istiyorum. Çünkü Burak abiyle de muhabbet ediyoruz. Yani böylelikle 1 puanı kime verdiğim açıklanmış oldu. Fester'e verdim. Ya Fester'e tabii ki de hiçbir şekilde şeyden dolayı kırılmaktan dolayı vermedim bu puanı. O yani bireysel düşünmem gerekiyor. Çünkü onlar bireysel düşünüp Efe'yi yolladılar. Ben de bireysel düşünüyorum ve 1 puanı Fester'e veriyorum. Çünkü hem adam güçlü. Ben o kadar güçlü bir adamla parkur oyunları olursa yarışamam. Survivor gibi çocuk zaten. Ne yapacağım ben? O yüzden böyle benim puanlarım. Yani zaten Survivor gibi biri varken bir ikincisi evet. olmasın diyorsun evet. herhalde. Evet bir de evet o da var. Yunus Günce Survivor olduğu için Abdü'ye gerek çok fazla yok. Bir de oyun konusunda çok... Eksik bence Abdü. Ama yani tabii ki de bu ilişki yani şu an Abdü'ye bir vermem hani benim onunla gerçek hayattaki ilişkimle arasında olan bir şey değil yani. Tamam. Çok teşekkür ediyorum ben yaptığın teşekkür yorumlar ederim. İçin. Tekrar aşağıdayız. Abi şu anda televizyon dizilerinin maliyetleri falan
televizyon programlarının maliyeti inanılmaz derecede artmış durumda yani. Evet. Ve televizyonlar çok uzun zamandır bir krizin içinde. Reklam geliri çok azaldı bence televizyonlar. Evet. Yani ya, Netflix diye bir gerçek var. Türkiye pazarına girdi. Lokomotif götürüyor yani. Bunlar da götürüyor. İyice çok dertliyim. Vesaire falan. Bunları uzun uzun da konuşmak istiyorum aslında. Sohbet çerçevesinde. Mesela buraya katıldığımızda YouTube'da bir şey yaptık. Şimdi ben YouTube'da bir kanal açtım. O kanalı da bir reklam kampanyası için açtık mesela. Zaten 2-3 tane video var bunu anlatan. Neyse 362'ydi abi takipçi. Şimdi 2000'e yaklaştı falan burada olduğum için. Aynen. Burada YouTube kanalım var dedim mesela. Kanala bir şey yapıyoruz dedim. Sağ olsunlar böyle bir ilgi gösterdiler. Bir sahiplendiler falan. Mesela buradan bir daha söylüyorum. Söylerken de hiç çekinmiyorum abi. Tabii YouTube'da abi. Yunus Gülçe diye bir kanal var. Ve bu kanalı biz buradan gittiğimizde ne zaman gideriz bilmiyorum ama hani bir 10 bin, 15 bin, 20 bin neyse bir şey yapmamız lazım. Sonra oradaki o sayıyı görünce biz çünkü oraya içerik üretmeye başlayacağız. Şimdi Abdü'yle de konuştuk. Abdü'nün videolarını seyrettim falan mesela. ve illa komik olmak zorunda olmadığımızı anladım YouTube'da. Neden abi bilmiyorum abi. Ve çok dertliyim bak bu konuda. Çünkü ben abi patron sevmiyorum normalde bak. Ben hani bu bağımsızlığı seviyorum ben. YouTube'daki bir bağımsızlık. Ah. O yüzden yani bizim YouTube'a bak karı koca olarak bir şey yapabiliyoruz biz. O tek başına yapabiliyor. Ben tek başıma yapabiliyorum. Komikse komik olmak, ciddiyse ciddi olmak. Neyse spor ya abi bak içerik konusunda hiçbir sıkıntı yok. Tek derdimiz abi bizim. İkimizin de öyle. Çünkü biz artık bir kişiyiz. Abi teknik yani biz çekeceğiz, fikir koyacağız mesela fikir. Ya bu yani bak pratik, pratikte zayıfız abi biz. Teoride varız. Bak teoride fikri buluyoruz. Fakat bunu çekelim, editleyelim, işte, koyalım kısmında yok biz abi. Memlekette herkeste fikir var ama uygulama olmadığı sürece evet hiç anlamı kalmıyor. Sen abi diyorsun yani, ya şimdi 20 bin tane abone istiyorum. Abinize ya. Yardım edin oğlum. Olmasa da sen içeriği sunmak zorundasın. Bravo. Çünkü platform yaratıyor aslında. Bir yardımcı olun bu çocuk. Hayır bak bir de şöyle şimdi bir de yoruldum abi ben anladın mı? Ben şimdi sizin gibi değilim ben 43 yaşındayım. Burayı da zaten aslında şu sohbetleri yapabilmek için mesela böyle ben aslında büyük bir hevesle böyle kabul ettik geldik. Çünkü sizden de çok şey öğreniyorum. Hakikaten bunun yaşla falan ilgisi yok abi. Siz bir yerdesiniz ve orada bizden daha ileridesiniz abi. Ve bu çok net bir gerçek böyle masada duruyor. Şimdi biz bununla kavga edemeyiz. Biz bununla barışıp bu jenerasyon anladın mı? Bravo abi. Yani. Siz o çağa doğdunuz çünkü. Evet. Ve ben 43 yaşındayım. O 25 yaşında. Sürekli düşüyor. Aşık olacağın adamın yaşına şey. Bravo. Evet. Ve abi artık mesela kaç şimdi neymiş? Şundan söyledim onu yani. YouTube kanalımızı 10 bin yapalım, 20 bin yapalım sonra içerik. Hayır doğru söylüyorsun. Öyle önce video yap. Bravo abi. Doğru. Senin söylediğin şey doğru. Bir şey göreyim geleyim diyor. Doğru abi. Böyle anlaşma. Ticarete dönüştüremeyiz. Evet. Böyle bir anlaşma yapmayalım. Biz içerik yapalım. Olursa sayı zaten büyüyecek. Doğru söylüyorsun ama diğer taraftan da mesela bir video koyuyorsun. Devam ediyor mu şimdi yorgunluk dediğim şey bu abi. Video yaptın koydun. Şimdi mesela 112 izlendi mesela. Şimdi insan bir yılıyor anlatabiliyor muyum? Abi ben bu yılgınlıktan yoruldum aslında biraz da. Ama yani o şey de şimdi ben yaklaşık 5 senedir bu sektörün içindeyim. 5 senem her sene aynı sene gibi geçmiyor. Sektör. Mesela daha böyle bir ilk başta sürekli denediğim bir dönem. Logaritmik büyüyor ondan logaritmik sonra. Logaritmik gidiyor. Bazen çok efor harcadığım... logaritmik ne demekse. Bazen çok efor harcadığım yani şeyler... Lineer gitmiyor yani. Evet. Bir yılda 100 bin takipçi, 2 yılda 200 bin takipçi olmuyor. Mesela Abdü'den hikayesinde 6 ayda uğraşıp hakikaten kıçlarını yırtıp içeriklerini hiç bozmadan 100 bin takipçi. Israr var değil mi abi? Abdü 6 ayda 2,5 milyon geldi ama. Ben bundan cidden normal hayatta da başarısını takdir ettiğim bir insan. Bir senede bunları yapabilen bir insan yani 2 senede 3 senede neler yapabilir. Çünkü ama yani onda en önemli şey sporcu disiplini abi. Bende mesela sıfır disiplin. Bizde de mesela o çok var abi. Abi işte disiplinsiz bir insanım evet, ben yani. Disiplin. Ben mesela Abdü bir senede geldi benimle aynı yere geldin kanka. Beni geçtin hatta şu anda. Sen 5 sene uğraştın. Ben 5 sene uğraştım. Ama yani ben de 5 sene uğraştım ama ben mesela Vine'la başladım. Gevşek, Vine'dan sonra gevşek, Instagram'a geçtim. Gevşek. Instagram'da gevşek. Evet. Yani dönemsel bıraktığım da keyfek eder bir adamsın sen biraz daha. Oldu, biliyor musun? Şimdi ilk başlayanlar 5 sene öncekilerden bahsediyorum işte. Siz başlatırken ne bu kadar izleyici vardı ne bu kadar bir altyapı vardı. Bu altyapıyı işte siz oluşturdunuz abi ve artık bir temel evet. var. Bu temelin sağlam bir temelin üzerine
bina kurabilmek çok kolay evet. Ama temeli de kendin yapmaya çalışırsan bu senin için çok büyük vakit kaybı. Ya ama mesela bir şey biz, da var. Bir buçuk yıldır hiç content atlamadan böyle patır evet. patır attım. Ya kalıcı o olmak benim biraz daha kazandığım nokta kalıcı şeyler yaptım. Bir şey söyleyeceğim. YouTuber ya bu alemlerle ilgili bu kadar bugüne kadar bu kadar net bir tartışma oldu mu ya? Baya şu anda var ya işin kuramını oluşturuyorsunuz. Daha çok şey var abi konuşacak. İşin kuramını yani. Konuşuyorsunuz. Biz çok değil. Başlayacak adamlara, adamlara, gençlere bilmem yapıyoruz. Ne falan. Ya bak açık çaylaklara itiraf şey ediyorum bak dertliyim abi, yolu ben açıyorsunuz. Dertli. Ben dertliyim ben baya dertliyim. Benim baya canım, söyle derdiniz. Canım sıkın abi bak samimi söylüyorum ya. Canım sıkın yani bu kadar çok şey yapmak istedik de mesela yapamayınca insan bir yerden sonra abi sinirleniyor bak bu tamam, bendeki sinirin sebebi o. Sinir de şu tutkudan kaynaklanan bir sinir. Benim bir kasırımı tutku öbüründe öfke yazıyor abi. Anlatabiliyor muyum? Yani benim hayatımın beslendiği yerler buralar yani öfke bu öfkeden bir şey üretmek. Ve abi tutkuyu o öfkeyle birleştirip sonra böyle patlamak. Benim hayatım bu tamam, zaten. Tamam sen diyorsun ki abi, bir tane motivasyona ihtiyacım var benim diyorsun. Tamam bu 20 bin değil de şu an 2 bin ise 3 bin takipçi olduğu zaman bu yarışmada eğer devam edersen buradan videonu yayınlayıp öyle gidecek misin? Yani evet, uygulamaya dönüştürmek çok önemli ya bunu. Çünkü abi, Türkiye'de herkeste fikir var ama şöyle olabilir. Yapmak. Benim mesela şu an bir tane çıkış videosu geldi aklıma benim. Mesela o videoyu burada devam ederken yapamayız. Beni eleyin demek değil bu tabii. Abi mesela yanlış olayı şey gibi ya düşünmeyin abi. Bittikten sonra. Beni elemesinler bravo. Ya da bilmiyorum bak, şey seni elesinler. Hayatta en önemli şey yaptığın işin nasıl bir şey olduğunu tespit etmek ve onun kuramını yapmak. Devam ediyor. Yanımdaki ünlümüz Şinka. Evrim. Bildiğin gibi siz zaten fiziksel oyunlardan bir takım puanlar topluyorsunuz ama bunun yanında birbirinize puan vermeniz gerekiyor. Evet, dolayısıyla maalesef ben senden şunu rica edeceğim. Evdeki arkadaşlarına 1'den 4'e kadar bir puan var. Bir de bana onu gerekçelendir. Önce direkt puanları vereyim mi? Olur. Ya bunu nasıl yapıyorsun? Diğerlerini izleyemedik biz çünkü de. Nasıl istiyorsan yok, öyle yapayım. Yok zaten izlememeniz gerekiyordu. Problem değil. İkisini de yapabilirsin. Zaten. Bana şimdiiye kadar hep puan ve gerekçesin. Hani çünkü chat de böylece takip edebiliyor neden o puanı tamam. Verdiğini. Daha rahat bir şekilde. İstediğim sorudan başlayabiliyor muyum? Tabii ki 1 de olur 4 de olur. Tamam şöyle. Karışık gideyim. 2 puanı Burak abiye veriyorum. Burak Satıbol'a veriyorum. Çünkü ya zekasına çok güveniyorum. Yani bir yerlerde mutlaka işimize yarayacağına inanıyorum. Ve yani bireysel olarak da hakikaten inanılmaz seviyorum. Ya öncesinden de seviyorum. Tanıştıktan sonra çok çok daha fazla sevmeye başladım. 1 puanı Günçes'e veriyorum. Onları da çok seviyorum. Ya onlarla da mesela şöyle bir şey yani işte bende dik durma sıkıntısı var diyorsun. Adam diyor ki işte gel bak bizim şöyle bir spor salonu var. Benim şöyle bir tanıdığım var. Gel çözelim. Burak abi diyorsun. Abi işte bizim işte tiyatro öğrenmem lazım, doğaçlama öğrenmem. Gel kardeşim hiç sıkıntı yok öğretelim. Hepsi böyle. Ama benim de bir şekilde hani hem taktiksel olarak hem de programın artık yapısı gereği birilerine elemem gerekiyor. İstesem de istemesem de. O yüzden 1 puan da The Günçes'e gidiyor. Işık abla ve Yunus abiye gidiyor. İkisini de çok seviyorum bu arada. 4 puanım Berkcan'a. Berkcan'la güzel eküri olduk. Hem bir yandan da ileriki zamanlarda hani alt edebileceğim birisi olarak düşünüyorum. Hani hem fiziksel hem oyun hem quizde alt edebileceğim birisi olarak düşünüyorum. 3 puanım da Abdü'ye. Çünkü Abdü'yle oyun dışındaki bir şeyde kapışabileceğimi çok düşünmüyorum. Yani fiziksellerde herif çok iyi. Hani bu futbol gibi çok spesifik bir şeyde bile herif iyi. Hani sadece o dalma, çıkma, işte kasmaz, kaslı vücut falan, hızlı koşma falan gibi şeyler değil. Bir yandan da kabiliyetli herif. Onu da hani çok dev rakip yani. Ama tabii yani Abdü zaten benim çok yakın arkadaşım. Berkcan'la hani burada tanıştım. Berkcan da çok samimi bir herif. O da çok yakın arkadaşım oldu bir anda. Hepsini çok seviyorum. Ya bunu tekrar söylemek istiyorum. Gerçekten hepsini çok seviyorum. Hiçbiri gitsin istemem. Sonra da arkadaşlarımız devam etsin isterim. Ama günün sonunda da puanlama böyle çıktı yani. Tabii yani birinden birine bir vermek durumundasın zaten Evrim. Peki bugün sen gidersen üzülür müsün? Bugün, tabii ki üzülürsün bugün, ama hani. Bugün ben gidersem üzülürüm. Çünkü burayı ben çok sevdim.
Burada insanlarla tanıştım. Arka taraftaki ekiple falan beraber çok sevdim. Koçumuz zaten Cantu benim. Hani çok çok yakın arkadaşım zaten. Bilir herkes. Beraber olduğum bir adam. Şimdi böyle olunca gitmek istemem. Cantu'yu da yalnız bırakmak istemem. Burayı da seviyorum. Fiziksel böyle bir şeyler yapmayı seviyorum. Oyun tarafında mesela Counter maçında inanılmaz eğlendim. Ya insanlar, ya bazıları mesela evrim sinirlendi falan diye düşünebilir. Hiç sinirlenmedim. İnanılmaz eğlendim. Çünkü herkes, hakikaten tamam öyle gözükmüyor Counter oynayan insanlara ama ya ilk defa mouse tutan var yani. Hani oyun anlamında ilk defa mouse tutan var. Herkes %100 çaba gösterdi. Belki ben %90 gösterdim. Onlar %100 gösterdi. Ama ben daha önce bildiğim için daha çok skor yaptım gibi bir şey oldu. Herkes uğraşıyor bir şekilde. Tamam, çok teşekkür ediyorum cevapların için. Ben teşekkür ederim. Tekrar aşağıya bağlanıyoruz. Biraz sonra bir sonraki ünlümüzle beraber puanlamaya devam edeceğiz. Şöyle yapalım. Teşekkür ederim. Aynen. Bir sonraki ünlüyü bana gönderebilirsen çok sevinirim Evrim. Abdü olabilir. Nereye gitti millet? Vallahi arada nefes alıyorlar herhalde. Efendim. Geldim. Yuvaya gireceğim ben şimdi. Patır patır herkes. Her demet zalim felek. Sineme dokanma benim. Nasıl geçti Evrim? Sorular zor muydu? Hangi sorudan başladın? Ben de kalabalığı seviyorum zor ya. Zor değil mi ya? Ne olursa olsun. Zamanla azaldıkça tek kalıcı adam ben olacağım bu evde. Niye bana şefkat gösteriyorsun şu an böyle? Dokunmalar filan. Abi çok özür dilerim. Rahatsız oluyorsun. Hayır, ondan özür değil. Yoksa yukarıda yaptığın bir şeyin telafisi mi bu? Abi bazı iyi yerden yakaladın. Dramatik kurgu. Eyvallah ya. Neyse, ne diyorduk balım? Bir şey konuşuyorduk az önce abi. Evet. Ya öyle yani sohbet ediyorduk abi. Bu platformlar aslında Twitch'tir, YouTube'dur, Instagram'dır. Instagram fenomenliği diye de bir şey var. Ben böyle bilmeyeni anlatıyormuş gibi anlatıyorum. Çünkü sen YouTube'a hiç girmediğini söyledin. Bilmiyorum abi. Bilmeyeni anlatıyorsun. Ya bilmediğimiz yerler var abi. Zaten evet, bilmeyeni anlatıyorsun. Yok, hiç sıfır biliyor yani. Onu diyorum. Yani ben belki mesela şu an Twitch kitlesinin çok sık görebileceği bir profil değilim abi. Ve bunu söylemekten de rahatsızlık bunu duymuyorum. Bunu yadırgayanlar da var zaten. Bak, bunu çünkü söylemekten rahatsızlık duymuyorum. Zira karşımda ne olduğunu biraz biliyorum. Yani onlardan bunu saklamaya çalıştığım an bunu anlayacaklarını bildiğim için onlardan hiçbir şeyi saklamıyorum. Benim zaten. Bak hayatımın üzerine kurduğum bir şey var abi. Bir mottom var, o da şu. Eğer hiçbir şeyini saklamazsan açığını bulamazlar abi. Anladın mı? Bak çok net. Kural bir zaten, kimseyi aptal yerine koyamamak. Bravo. Onu yani söylüyorum samimi ben. Samimi olanlar sadece yükselebiliyor. Diğerleri patlıyor gidiyor böyle. Çok alakasız kanallar ama da var. Ama bu hayatın her yerinde geçerli bir şey. Yani sadece YouTube ya da burası ya da bir herhangi bir mecra için değil. Kendi hayatıyla ilgili bahsettiği bir şey. Yani genel bir kural zaten ama bizim platforma çok çok önemli. Benim yani başıma gelen en güzel şeyler de, başıma gelen en kötü şeyler de gerçeklik dozumla ilgili. Anlatabiliyor muyum? Yani ya mesela çok gerçek olduğum için kaybettim. Ya çok gerçek olduğum için kazandım. Normal insan diyaloglarında çok rahatsız edici şeyleri söyleme ihtimali daha yüksek. Ve şu an mesela bizi on binlerce insan izliyor mesela gün içinde, değil mi? O sayı büyüyor falan. Evet. Şimdi ben oradaki insanları tanımıyorum tek tek. Tanıma şansım var mı? Yok. Her birine tek tek derdimi anlatamayacağıma göre ben ortaya bir şey koyarım abi. Anladın mı? Tek bir şey koyarım. Bendeki olanı koyarım. O da öyle, sen de öyle. Herkes öyle yapıyor zaten. Koyarım. Oradan kim neyi almak isterse, onu nasıl yorumlarsa yorumlar. Ben gerisine karışamam. Çünkü öbürü çok yorucu abi. Ya onları tanımanın şansı da oluyor aslında. Bir mesela benim için anlatayım. Bir oyun fuarı, bir etkinlik. Mesela Eskişehir'de izleyicilerimi alır sinemaya götürürüm. İşte kafede buluştururum. Ara sıra böyle şeyler yapıyorum. Bazen oyun fuarlarında görüşüyoruz. Ve aslında şöyle oluyor. Binlerce kişiyle o gün konuştuğun için bir ortalama alma şansın oluyor. Bir feedback alma şansın oluyor. Mesela örnek vereyim, benim az yayın açmamdan inanılmaz rahatsızlar. Bundan nefret ediyorlar. Az derken ne az kadar yayın açmasından ne kadar zamanda bir yani yapıyorsun? Düzenli sayılabilecek canlı yayını yaparken ben çok daha az sayıya düştü bu. Çok haklılar mesela. Neden? Bunun çok ya bir sürü sebebi var bunların. Teknik sebepleri. Dımbıl dımbıl.
Bum bum ünlülerinde. Arkadaşlar dumbullah söyledim mi az önce? Bum bum ünlülerinde eleme gecesi devam ediyor. İnan normalde eleme geceleri böyle gergin olur ama burada gerginlikten sanırım hepimiz şey olduk, biraz da eğlenceli abi, olsun istiyoruz. Hepimiz mutluyuz bu evde tabii olmaktan. Canım. Çok güzel geçiyor zaman. Hani diğer takımla da aramızda böyle işte onlar gitsin biz kalalım gibi bir rekabet yok. Kendi aramızda böyle bir rekabet yok. Hani kim elenirse eğlensin. Yani bu ben olursam da kimsenin böyle mutsuz ayrılacağını düşünmüyorum buradan. Çünkü çok güzel tecrübeler edindik. Çok güzel zamanlar geçirdik. O yüzden herkes için hayırlısı olsun diyorum başlangıç olarak. Şimdi zaten biraz sonra senin arkadaşlarına puan vermeni isteyeceğim ama evet, geçtiğimiz dönemde mesela 3 gündür çünkü yarışma yapıyorsunuz. Bugünkü özellikle futbolda sen çok ciddi bir şekilde parladın. Hı-hı. Dün counter'da sanırım biraz yani sonradan basındın. Counter'da takımın en sonuncusu değildim. Tabii ki. Ama bilgisayar oyunlarında çok başarılı değilim. Ona nazaran bakarsak işte su oyunlarında, parkur oyunlarında, ondan sonra işte mesela pimpon oyunu yaptık. Onlar da falan hep iyi puanlar aldım. Bakalım zaman neyi gösterecek? Ben yarışmada ilerlemek istiyorum. Takımıma da güveniyorum. İyi bir takım olduk. Birbirimize sarıldık. Hani Berkcan çok yakın arkadaşım, Evrim yakın arkadaşım. Burak abiyle böyle hani baya baya samimi olduk falan. Hani Günçet çiftiyle hani daha önce tanımadığımız için şu an tanıştık falan. İnşallah hayırlısı olur herkes için. Sen bir de bugün çekiliş yaptın baya hani. Aynen, tek bayrama özel. Bayram şeyi verdik hediyesi, tişörtlerimizi hediye ettik. Sahiplerine ulaşır yakın zamanda o da. Şimdi biliyorsun format gereği sizin fiziksel oyunlardan aldığınız puanların üzerine birbirinize verdiğiniz puanlarla bir eleme sistemimiz var. Aha. O yüzden zor olduğunu biliyorum. Buraya oturan herkes bununla ilgili biraz da gerginlik yaşadı ama. Keşke bütün yarışmalara göre elenseydik ama böyle format bunu gerektiriyorsa mecburen birilerini söyleyeceğiz tabii ki. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Düşündüğünde bu hani 4 haftalık bir maratondu. Başka stratejiler yapmak isteyebilir evler. Yani yarışma formatlarında böyle şeyler oluyor. Kimisi mesela tabii kendine rakip gördüğü insanı ya da daha sonra rakip olabileceğini en nihayetinde şey bir yarışma programı bir kişi öyle şampiyon olacak. Bir. Aynen öyle. Ama bu kim olursa olsun, bu ben olursam da ben mutlu olurum. Bak ben olsam mutlu olurum ama başkası olursa kendimden daha çok daha az mutlu olmam yani. Hani bu çünkü hepsi arkadaşım. Çaylaklarla da bayağı arkadaş olduk. Onların da güzel bir kariyeri olur inşallah sosyal medyada. Bundan sonra artık Twitch'te mi yayın açarlar, YouTube'da mı video yaparlar bilmiyorum ama ben her zaman bir kardeşleri, bir abileri, bir arkadaşları olarak onlara destek vereceğim. Yani YouTube'a girerlerse mesela onlara kesinlikle destek veririm. Çünkü benim kanal biliyorsun Türkiye'nin en hızlı büyüyen kanalı. Aynen. Onlara destek vereceğim her türlü. Buradan söz veriyorum yani elensinler elenmesinler. Harika. O zaman şimdi tatsız tarafa geçelim ufaktan. Hayırlısı olsun. Çok da tatsız değil. Söyleyeceğim tamam, şeyler. Okay. Çünkü şey bir vermek insanlara sanırım zor geliyor ama yine evet, gerekçelendirdiğin zaman chatte bunu anlayışla karşılıyor. Çünkü birine yani bir vermek zorundasın zaten. Düşündüm aşağıda merdivenden yukarı çıkarken düşündüm. Söyleyeyim mi? Başlayayım tabii mı? Tabii. Yani istersen dörtten ister birden. Ben birden başlayayım. Tamam. Sonu tatlı olsun. Günçe çiftine bir puan veriyorum. Çünkü dün Yunus abi counter oynamadı. Yani ben Günçe çiftinin team lideri olarak Yunus abiyi görüyorum. Counter'da oynamadı. Yani sorgulayamadım nasıl diyebilir. Çünkü rakip olarak kendimi onu gördüğüm için onu bir sorgulamam lazım. Nasıl? Ben kötüyüm ama adam belki benden daha kötü counter'da. Counter oynamadı. Bugün futbolda da oynamadı. Ben o yüzden biraz pasif gördüğüm için bir puan veriyorum. Hani şey görmedim. Yunus Günçe çiftine bir verdim. Evrim'e iki veriyorum. Evrim Counter'da iyi. Bugün performans oyunlarında da iyiydi. Onun çıkışta olacağını ve kesinlikle eleme potasına girmeyeceğini bildiğim için ona 2 veriyorum ve ona da çok selam gönderiyorum. Çok da severim Evrim'i. Arkadaşım yani yakın arkadaşım. Burak abiyle inanılmaz samimi olduk. Burak abiyi buraya geldiğimde tanıdım. Normalde böyle hani konvansiyonel medyada oyunculara karşı böyle biraz bizim antipatimiz var YouTuber'lar olarak, sosyal medya fenomenleri olarak. Ama kesinlikle öyle bir insan olmadığını bize gösterdi. Ve ne kadar samimi olduğunu, gerçekten ne kadar babacan bir abi olduğunu anladım. Onu da çok sevdim yani burada. Sonrasında da görüşeceğiz programdan sonra. Ona 3 veriyorum. 4 puan kime verdiğim de belli oldu. Berkcan'a veriyorum 4 puanı. Çünkü çok yakın arkadaşım. Sırt sırta veriyoruz bu programda şu anda. Beraber finale gideceğimizi düşünüyorum. Berkcan'a güveniyorum. Eminim o da bana 4 vermiştir. Çünkü ilerleyiş o şekilde. Samimiyiz. Beraber programda mesela bugün futbolda birlikte sırtlandık takımı. Ben tam onu diyecektim. Hani Berkcan bilgisayar oyunlarında da bana göre iyi. Ben de fiziksel oyunlarda biraz ona göre iyiyim. Böyle bir birlikte güzel bir şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Finale kadar gideriz bence Berkcan'la. Puanlarım bu şekilde. Tamam. Çok teşekkür ederim verdiğin puanlar için. Ben teşekkür ederim. O zaman seni ufaktan aşağıya ben alalım. Ben bununla devam ederek gidiyorum. Hadi görüşürüz.
Tekrar aşağıya bağlanıyoruz. Biraz sonra son puanlamayı almak üzere son önlüğümüzü burada ağırlıyor olacağız. Meyve soy bize meyve. Ne? Meyve. Ya aşk olsun, meyve var mı sizin dolapta? Bak sen yeni sezonda bir gün mutlaka gel abi, bizim oyunu seyret. Karı koca işlerine. Deli misin? Tabii. Gel bak çok eğlenirsin. Deli misin? Tabii ki. Yani çok eğleniyoruz çünkü biz. Deli misin? Yani bizim çok eğlendiğimizi görüp eğlenirsin. Bir de yani ben ilk defa oyun yazdım. Çok zor bir şeymiş abi o yani. Eylül kaç yani sayfa yazdınız? Ya birer saat. Bir saat 10 dakika birinci perde, bir saat ikinci perde, iki saat 10 dakika falan sürüyor. 30 sayfa. 30 sayfa. 30 sayfa ezberleyeceksin sert. Şeyde tabii. Ama font 11'de 30 sayfa. Abi mesela sayfa. Bu ezberlen mevzusu dışarıdan bakan insanlara çok garip geliyor yani. Hı. İnanılmaz. O kadar şey nasıl ezber? Abi öyle bir şey değil aslında ya. Oylamaya çıkman lazım işte. Benim mi? Tamam. Hadi satı bu. Neyse sonra devam edeceğiz mevzu. Çok zor bir şeymiş oyun yazmak. Ben stand-up yapıyordum. Stand-up yapmak daha kolay. Çıkıyorsun, anlatıyorsun. Abi stand-up yapmak ama, komik olmak gerekiyor mu? İlla komik olman lazım. Ya benim öyle bir saplantım yok ama benim yaptığım işin kendisi de eğlenceli bir iş. Komik olmaya çok çalışıp komik olduğunu düşünüyorum ben. Çıkıp batmak yani, diye de bir şey var değil mi yani? Benim bir tane gülünç olmakla komik olmak aynı şey değil. Ben kaliteli tabii bir komik olduğunu düşünüyorum sahnede yaptığım şeyini. İkimizin de yaptığı şey ayrıca öyle. Aydın Doğu Demirkol diye bir tane adam var. Evet bravo. Ben o çocuğu çok beğeniyorum yani. Ben de beğeniyorum. Doğal komik geliyor bana. Ben de beğeniyorum. Ya o yüzle de alakalı bir şey. Bir de onda şey var. Komik olmayı zorlamıyor ya. Ben komik olmayı zorlamayan insanlara gülüyorum en çok. Feyyaz'a mesela ben katıla gülüyorum. Onu bilmiyorum. Feyyaz Yiğit. Bilmiyorum. Kimdi? Doğu mu vereyim? Doğu vereyim. Okan Bayülgen muhabbetlerinde yanındaydı. Okan Bayülgen'in. Görsek Feyyaz kesin diye tanırız. Evet muhtemelen. Feyyaz. Benim cidden telefonlarımız Türkiye'de elimizde olsaydı bakardık. Neyimiz yanımızda olsaydı? Neyse verecek telefonlarımız herhalde birazdan. Telefonlarımızı artık alabilir miyiz? Hayır. Oylama şey bitince. Ha, Burak abi Burak'tan var şu an yukarıda. Ondan sonra. O mu kaldı bir tek? Burak sonra son. Gecenin sonu belli oluyor. Kimin gideceği? Şaka mı hakikaten? Stres var mı? Mesela ya bu koltuk yani ya şu dördümüzden biri Evrim ya da Burak. Evet. Yarın burada oturmayacak mesela. Çok biz oturmayacağız yani belki. Biz gidersek iki kişilik boşluk. Abi elenince kapılar kapanmıyor değil mi? Bravo. Hayır canım öyle bir şey yok. Gelir gideriz yani öyle bir durum olursa. Burada verdiğimiz puan yani arkadaşlığımızdan. Bravo. Hiç öyle bir şey yok. Yayını falan izlersin. Ne? Yayını izlersen diyor. Yayını izlersin. Lan? Bakın hepinizi çok seviyoruz. Bir defa bu konuda anlaşalım. Bravo kardeşim. Dört verdim lan. Bir şey diyeceğim. Aga şey be. Ben nereden sana kırgın olduğumu biliyorsun. Aga be. Hayda. Olursak ya biz olalım ya Efe olsun demedik mi? Bir şey diyeceğim. Ne? Efe'yi yolladın lan. Dün Efe'yi karşıya yolladın. Ben o yüzden sinirlendim. Orada konuştum. Oğlum Efe burada olsaydı üçümüzden biri kesin gidecekti. Orada olduğu zaman daha oranlar düşüyor. Biz de Efe dedik. Şampiyonluğa biz ilerleyecektik. İlerleriz kanka. Efe zaten ilerleriz. Ne ilerlemeyelim? Ya Efe orada ilerleyecek. Hayır biz ben de sadece Efe'yi ile kendi aramdaki bir mevzu çözmeliydim o yüzden. Aga be. Var mı bir şeyler? Bombom ünlüleri için eleme gecesinde oylama devam ediyor. Yanımızda ağırlayacağımız son ünlümüz de sevgili Burak Satıbon. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu ne kadar gergin bir şey ya. Yani, çok acayip bir şeymiş bu. Biraz öyle ama bir yandan da formatımız böyle. Tabii sonuç ki, itibariyle tabii ki şimdi hepinizin farklı konularda belli yetenekleri var. Hepiniz ünlüsünüz zaten, hepiniz bir yere gelmişsiniz. Özellikle bu evde fiziksel oyunlar, quiz ve bilgisayar oyunlarından topladığınız puanların üzerine bir de birbirinizle olan, çünkü bu bir takım oyunu bir yandan. Benim toplayamadığım puanlar bu. Tabii. Gerçi bugün futbolda fena değildim. Ben yani o bir iki tane kayarak müdahalede falan çok yerinde. Kayarak müdahale de epik. Çok güzeldi. Tek kelimeyle yani, epik bence. Bence de gayet epik. Yani izleyin eğer kaçırdıysanız, bugün bayramdı çünkü. O zaman şöyle yapacağım, çok fazla yormadan ve daha fazla germeden. Evdeki arkadaşlara birden dörde kadar bir puan vermeni, bir tabii de biraz onu gerekçelendirmeni rica edeceğim. Tabii. Şimdi ben birden başlayayım istersen. Olur. Bir Berkcan. Çünkü Berkcan şöyle bir şey, çok seviyorum. Acayip tatlı bir adam. Bir de bu YouTuber'lık falan hakikaten zeka isteyen işler. O da çok zeki bir adam. Fakat Efe gittikten sonra bu takım işlerinde falan biraz geri planı düştü. Bir de Berkcan abi Counter oynuyor bir numara.
İşte futbol oynuyor bir numara, onu yapıyor bir numara falan ya, çok tehlikeli bir adam. Yani tabii şöyle bir şey, yani sonuçta 21 Haziran geldiğinde burada bizim oturuyor olmamız lazım ya. Berkcan burada olursa benim açımdan pek bunun şansı olmayabilir. O yüzden ona bir puan veriyorum. Abdü 2 puan, çünkü Abdü hemen arkasından gelen adam. Yani dirençli, güçlü, kuvvetli ve çok tatlı bir adam. Harika bir insan. Hepsini çok seviyorum ama o da 2 puan. Günçes, bence hani benim kalemimde adamlar onlar. Aynı dünyadan geliyoruz, televizyon dünyasından. Onlara 3 puan. Ve bir tane gamer olmak zorunda. Çünkü takım halinde mücadele ediyoruz ve orayı toparlayacak bir tane adama ihtiyacımız var. Bu da Evrim. Dolayısıyla benim 4 puanım da ona gidiyor. Biraz stratejik, biraz geleceği düşünerek falan verdiğimiz puanlar bunlar. Çünkü hepimiz çok sevdik zaten birbirimizi ve hep bundan sonra da beraber takılacağız, edeceğiz, muhabbet edeceğiz falan. Ama durum bu. Yani senin de bahsettiğin gibi en sonunda bu bir yarışma programı. Burada da belli bir takım stratejiler var. Herkes bir takım gerekçeler verdi. Kimisi son haftayı düşünerek ilerledi. Kimisi biraz daha duygusal yaklaştı. Biraz da o yüzden böyle ayrıca telefonların toplandığı bir ortamda yapıyoruz. Evet, ki telefon iki saattir yanım, uzun yıllardır telefonum bu kadar uzun süredir yanımda yok. İyidir, az daha radyasyon, biraz daha sağlık, ne bileyim değişiklik. Hiç mutlu değilim. O zaman çok teşekkür ediyorum yorumlar ve puanlar için. Sevgili chat, siz izlediniz. İki evde birbirlerine, yani iki evdeki yarışmacılar da bir kendi evindeki diğer yarışmacılara puanlarını verdi. Nogar Çaylakları'nın evinde bir farklı durum var. Biliyorsunuz chat oylaması da eleme gecesinde bu sıralamayı ve bu evden bu gece kimin ayrılacağını belirliyor olacak. Ama matematik yapanlar ve yayını takip edenler şu anda tahminimce biraz da biliyorlar Bumbum ünlüleri tarafında kimin gittiğini. Bir tek siz biliyorsunuz. Çünkü biz de burada henüz tam matematiğini yapamadık, en azından ben. Ben gittim mi ya? Açık söyle. Tabii ki söyleyemezsin. Tekrar şimdi Nogar Çaylakları evine bağlanıyoruz. Biraz sonra iki evden de bu gece bize veda edecek yarışmacılara topluca veda ediyor olacağız. Cahreyn olsun, işte ne bileyim Ferit olsun, Kemal olsun. Hep böyle erkek yayıncılar tapta olduğu için acaba diyorum hani böyle bir algı olabilir mi? Yayıncılıkta da böyle bir şey. Yok, izleyici kitlesi tarafından söylüyorum. Bence şu izleyici kitlesi. Yoksa öyle bir şey yok tabii ki yani. Ya öyle yok da ilk Twitch kadın yayıncıları biraz fazla kadınlarını kullanarak yayın yaptığı için, tutulmak için. Şu anki kadın yayıncılardan da o bekleniyor. O yüzden hani bundan şey olmaz, bu da böyledir deyip bence öyle yorumluyor chat. Ben düşünmüyorum. Oluyor mu abi? Ya şu bak, tamam başta bilgiyi belki çekersin sırf görünüşten dolayı. Hadi ona tamam. O da hepimizin gördüğü bir şey. Ama sonrasında onu tutmak senin elinde olan ağız, bir şey. Ağız muhabbet istiyor. Evet, yani bu tam sen bir yere kadar gidebilirsin bu şekilde. Fazla bir yere kadar gidemezsin. Tamam, o zaten bir noktadan sonra patlıyor yani, abi. Sen istediğin kadar memeni aç, şeyini aç. Yani orada seni izleyen kitle sadece orada onu görmek isteyen ve onun muhabbetini yapan bir ergen kitle tayfası. Yani evet. Bu bir gerçek. Şöyle bir şey söyleyebilirim abi. Şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi mesela erkekler biraz sanki böyle daha pratik cevap verebiliyor. Şimdi kadınlar biraz daha kırılgan. Şimdi bana chatte biri küfür ettiği zaman ben ona mesela herhangi bir şekilde bir cevap, herhangi bir şekilde alavere dalavere bir şey yapıp o olayı böyle hani yumuşatabiliyorum. Çünkü hala ben meslekçisiz çıkışlıyım abi. Hani biz onun hani tillanı gördük küfrün yani. Anlatabildim mi? Hani her türlü kombinasyonu gördük. Şimdi acaba diyorum kadın yayıncılar bu tür tepkilerde veyahut da bu tür olaylarda pratik düşünemiyor olabilirler mi? Ki o yüzden mi acaba 3000 üstüne çıkamıyorlar diye düşündüm. Abi ben bunu tamamen samimiyete bağlıyorum. Benim yorumum o. Yani erkek muhabbetindeki, yanlış anlamayın, kadınları şey yaptığımdan değil de, yani izleyen kitle ağırlıklı olarak erkek olduğu için Twitch'te. Adam bir şekilde ya seni ne bileyim abi muhabbeti niyetiyle izliyor. Ya arkadaş görüyor, kardeşi gibi görüyor, izliyor. Ve de o muhabbetin içine dahil olup gülüyor. Ben bir erkek olarak kadın yayıncıları izlediğim zaman çok eğlendiğim anlar olmuyor. Tamam mı? Ama bir erkek izlediğim zaman kakarekikir yapabiliyorum çünkü frekanslarımız aynı. Şimdi bakıyorsun, ne diyorsun? Instagram'ında kızın 200 bin takipçisi var. Ama Twitch'te kaç izleniyor? 500 izleniyor mesela. O yüzden size sordum hani 2000 plus, 3000 plus kadın yayıncı niye yok?
Bence tamamen bundan dolayı. Yani izleyici kitlesinin tamamen erkeklerden oluşmasıyla alakalı. Frekanslar uyuşmuyor. Evet, frekansını arıyor. O yüzden de yap. Ama bak bu arada bu dediğim 500 ile 1000 arası izlenen kadın yayıncılarda herhangi bir yerlerini sunarak yapan yayıncılar değil şu an. Tabii tabii. Ya atıyorum mesela Gözde geliyor binlere vuruyor. İşte Miranda yeri geliyor binlere vuruyor. Bir sürü yayıncı var daha kadın. Çok iyi oyun oynayan kadın yayıncılar da var. Onlar mesela daha az izleniyor. Ama birçok yani chatlerine baktığım zaman şeyi görebiliyorum böyle. Sahiplenmişler. Hani kimisi abla diyor, kimisi ne derler ona şövalyelik yapıyor. Hani biz buradayız, biz burayı koruruz gibisinden. Ama bir yerde tıkanıyor. Gönül isterdeki daha. Gerçi yurt dışında da böyle. Yurt dışında da şöyle de olur 30 bin, 40 bin izlenen kadın yayıncı diyebilir miyiz abi mesela? Atıyorum. Sen şimdi 30'lu yaşlarda bir abimizsin. Sen şimdi örnek veriyorum izleyici kitlesi erkek çoğunlukla dedin ya. Atıyorum 20 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı abi bir soruna. Abi niye bir şey diyeceğim? Benim en sevdiğim yayıncı Evan Moss. Ne alaka? Bence abi. İnanılmaz chatle bağlantısı. Evet. Olabilir. Ama işte gene izlenmesi... Hands free modunda Twitch izliyoruz işte. Amaç isteyen istediğini vermek değil mi? Dedi ve gitti. Ayıp. Niye abi kötü mü de Evan Moss? Evan Moss'a kötü diyen var mı? Evan Moss'u... Asla. Bu arada hiç umurumda olmadığı için onlar geriliyor sadece. O geriliyor. Ben geriliyorum ben. Oğlum... Aha geldi bizim. Aha geldi yargı reis. Yani yargı reis. Geldi gelmek olan. Hadi ele birimiz de gidelim. Bir şey diyeceğim. Bence diğer evi de buraya alalım. Ben de şey yaptım. İyi ben çağırıyorum. Yok yok. Hemen şey yapalım dedim. Okay, çok fazla... Çünkü her seferinde bu sefer bana Acun abla demeye başlamışlar. Çok güzel yorum bu arada. Çok teşekkür ederim. Valla koltuklarım kabardı. Acun bu ülkenin en başarılı televizyoncusu. Çünkü ben o kadar başarılı oldum zaten. Benim idolüm. Acun değil mi? Evet. Kesinlikle. Yok kuru yemiş yemeyeyim şöyle yapalım. Ben artık gerçekten çaylaklar sizden sürekli olarak birilerini eledim ya son dönemde. Şimdi ortam açılınca daha doğrusu yani bu haftalık formata geri döndüğümüz zaman biz yarından itibaren biraz daha ben de rahat edeceğim. Siz de daha fazla gelmeden şu açıklamayı yapmak istiyorum. Size başından beri söylediğimiz gibi sizin elemenizde halk oylaması, ev içinde topladığınız puanlar, birbirinizden ve oyunlardan topladığınız puanlar esas alındı. Buna göre bir sıralama yapıldı. Bu puanların sıralamasına göre bugün aramızdan biri ayrılacak. Biz de geldik. Siz... Yok biz genel olarak destek. Ben duralım falan diye. Ben şimdi size de geleceğim. Sizden de biri ayrılacak çünkü. Biz önce... Arzu abla olur. Arzu abla. O zaman tamam. O zaman o zaman hep beraber gelebilirsiniz. Bana öyle demeyin. Arzu abla bana söyler normalde kulağıma demedin onun için. Gel abi gel. Güzel. Yorulduk abi, biz ya. Gol power. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu arada yani yarışmada günlerdir aynı evdeyiz. Birbirinize karşı rekabet ediyorsunuz ama şu bile çok güzel bir ortam bence. O zaman iki elemeyi de sevgili Arzu abla burada mı yapıyoruz? Arzu ablam da geldi. Oo Arzu. Chat Arzu emote please. Biz bir puanı Arzu'ya verdik. Arzu abla şaka şaka. O zaman ünlüler evinden kimin ayrıldığı belli olmuş. 5 geldim Arzu abla. Açık. Okey. Ha yok acaba unuttun mu demeyi? Arkadaşlar o zaman mavi evde olduğumuz için. Ben sana ben kaç verdim peki sor. Mavi evde olduğumuz için. Önce mavi evde olduğumuz için. Nogar çaylaklarından kimin eleneceğini bakacağız. Siz gelmeden önce söylemiştim. Tekrar edeyim. Oyunlardan aldıkları puanlar, birbirlerine verdikleri puanlar ve halk oylamasından hesap yani halk oylamasının hesaplanmasıyla beraber son sırada yer alan yarışmacı bugün evden ayrılıyor. Nogar çaylaklarından bugün bize veda edecek olan isim İzel. Bir alkış çok alalım. Çok iyi söyledin ya. Burada her şey çok hızlı oluyor. Ben de bir şey şöyle, dediğim gibi yani bugün bayram zaten hep beraberdik. Şu an farklı bir format yapıyoruz. Hepinizi germeye ve gerilmeye, üzülmeye gerek yoktu. İyi yaptın ya. Yani daha çok da bekletmek istemedim. İsterseniz bir İzel'le vedalaşalım. Böyle de söylenmez ama. Nasıl söylenir? Ya bekletince bu sefer iyice geriliyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Sonra arkamdan konuşuyorsunuz, biliyorum bunu. Hayırlısı olsun. Tabii ki canım. Müzik ve resim geldi şu an. O kadar şey baktınız ki. Allah'a emanet olun. Size. Görüşürüz. Sosyal medyada hemen kariyerini falan sonlandırmayın. Mutlaka devam et. Bize de mutlaka devam et zaten. Direkt artık arkadaşımız sürekli desteği var. Buradaki herkesle iletişimim var.
Evet abi. Evet abi. Onun için uzatmak istemedim. Yani hani bir de hep beraber yemek falan yediniz biraz önce. Drama. Bundan sonra uzatırım, merak etmeyin. Geldikçe gelirim. İyi bak. İsteğiniz oysa. Tabii ki. Siz çok iyi bakın kendinize. Ayzo. Hadi bakalım. Abi. Bana kırılma. Sana kırılma. Sıkıntı yok. O zaman İzel'e bir alkış alalım. Bravo İzel. Bugün böyle bir format yaptığımız için istersen sen İzel'i uğurla. Ben bu arada Ünlüler Evi'nin anonsu yapayım. Buyurun efendim. Aa. Burada mı yapıyorsunuz? Bizde gelelim mi? Burada yapalım. Burada yapabiliriz istiyorsanız. Hepiniz geldiniz. Ya evimizde olsun hani ya. Burada yapalım. Ya. Hazır burada yapalım. Nedir? Bir teşekkür edebilir miyim? Ay çok özür dilerim tabii ki. Evet. İstersen şu kamera mı sandalsam? Hayır şu. Evet. Şu. Tamam. Öncelikle burada olduğum süre içinde çok tatlı insanlar tanıdım. Gerek içeride gerek dışarıda. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çoğunuzun tüm mesajlarına geri dönmeye özen gösterdim. Hepinizi çok seviyorum. Bu büyük bir şanstı benim için. Önemli olan bunu devam ettirebilmek. Maksat 1, 2, 3, 4 değil. Bu ortam ve bu şanstı. Bu şansı bana verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Size de başarılar diliyorum. Takipçiniz olacağım. Biz sana teşekkür ederiz. Çok güzel rekabet ettin. Çok güzel mücadele ettin. Bugün de tabii söyledik ki. Hani sakatlanmana rağmen hiçbir zaman yarıştan düşmedin. Bundan sonraki kariyerinde de sana JTG ailesi olarak başarılar dileriz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kendine iyi bak. O zaman herkesi buradan çek. Hayır, bunu uzatacağım. Bunu şak diye söylesene, bunu da şak diye. Bunu da şak diye söyleyeceğim. Şak kadar. Çünkü dediğim gibi bugün artık yani bugün bayram, bugün bu iyiliği yapalım. Siz de birbirinize verdiğiniz oylar ve fiziksel oyunlardan topladığınız puanlara göre yapılan sıralama sonucunda bugün evden ayrılacak olan Bum Bum ünlüsü Abdü oldu. Hoppa. Özür dilerim. Bugün bayram. Bugün bayram. Bir şey diyeceğim. Beni al bak. Vallahi kızmadım. Vallahi kızmadım. Vallahi. Bir sarılayım. Vallahi kızmadım. Vallahi özür dilerim. Bu da benim size bayram. Çok bir şey diyeceğim. Ciddi anlamda kendimi çok şu an iğrenç. Kanka sen de gelemiyor muydun? Kanka. Ben daha önce şaka yapmak istemiştim kanka. Abi çat diye söylemedim ya sen. Abi. Niye bekleyeyim? Gerilmek istemiyoruz. Bayram dediniz, ben de söyledim. Bekleyince de gerildik diyorsunuz. Valla özür dilerim. Önemli değil abi ya. Kanka ben... Biz yine beraberiz oğlum. En azından bizden biri şampiyon olacak yani. Evet, Abdü'nün beklenmesi. Oğlum çat diye söyledim lan, inanamıyorum. Ya ben... Kankacığım. Gidişimin diyetini saramadım. Bak niye biraz o. Şimdi... Kanka ben ne yaptım biliyor musun? Programın başında... Hani sen buraya gelirken... İlla ki hani gelirken çok yakındık ya böyle hani o takımdan da olsa bu takımdan da olsa bizden biri birinci çıkar diye düşündüm. Kaldı ki hala aynı düşüncem var. Yani yanlış anlamayın, bu adamlardan birinin birinci olacağını düşünüyorum ama olsun. Kanka. Biz yine beraberiz yani. Kanka tabii ki de beraberiz. Daha 5 tane şöyle. Hayır bir şey diyeceğim. Benimle alakası yok. Ondan şaşkınız. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok şaşırdım duyunca. İnanılmaz güzel dost. İnanılmaz güzel dostlar edindim. Seni yolladı. Ben oradan zaten kınım ona. Abi ben söyleyeyim hani biz bir verdik ama başkası sana bir vermiş. O da bir vermiş. Ben nereden bileyim? Abdi bu kadar sevmeyen insan olduğunu nereden bileyim? Yok, başkası vermez diye zaten ona bir şey olmaz diye biri verdi. Abi mutlu olun tanıştığımıza. Oo biz var ya. Bu arada 21 Haziran'da ben yine geleceğim zaten yani. Kapılar kapanmıyorsa ara sıra damlarım. Ne zaman istersin? Ama daha ilerlerim diye düşünüyordum ya. Yani. İyisin diye gittim biliyorsun değil mi? Of duygulandım dur. Kanka özür dilerim vallahi ya. Abi bir dakika. Daha gideriz diye. Finale birlikte gideriz diye düşünüyordum. Daha hayırlısı kanka. Kanka bir şey diyeceğim. Allah aşkına. Berkcan daha çok iyi. Tebrik ederim kardeşim. Başlama çok önemli. Başarılar. Yani ben şöyle fazla üzülmedim. Hemen şuradan anlatmaya devam edeyim. Hangisinde oluyor? Şöyle üzülmedim fazla. Hani biz sosyal medya kariyerimize bir yerden devam edeceğiz. Evet. Çünkü biz cidden çok büyük bir güce sahibiz abi. O yüzden üzülmedim. Burada
yeni gelen aramıza katılan arkadaşların böyle popüler olması, onların tanınması onlar için çok daha önemli. Ben her zaman destek veriyorum size. Hani elenseniz de elenmeseniz de. Yok abi ne kırılacağım gel. Elenseniz de elenmeseniz de ben her zaman destekçinizim. Hani biliyorsunuz zaten kanalımı. Ne zaman destek isterseniz ben arkanızdayım. Kaldı ki abi nacizane sizlerin de her zaman destekçisiyim. Tamam biz hep beraberiz zaten evet. Bir şey olmaz. Biz hep beraberiz abi zaten bir şey olmaz. Çok ümit bize. Hep beraber olduğumuz için. Takım patates. Takım patates mi? Yolladınız Efe'yi sonra takım patates. Abi yolladınız adamı. Abi bu duruma karşı tepkim dımbıllan yani böyle. Dımbıllan. Yukarıda şarkı söylüyordun. Az önce söylediğim şarkıya geldi en son mevzu. Eyvallah Allah'a emanet olun. Yarışmada başarılar diliyorum. Kardeşim. Sonuna kadar da izleyeceğim. O zaman gel. Çok teşekkür ederim. Ama zaten hep beraber. WhatsApp grubundan da atıyorlar. Harbi WhatsApp grubundan da atıyor musunuz ya? O zaman ufaktan veda edelim. Atıyorlarmış abi. Bir toplanalım senin yanına hepimiz. Aynen. Hoşçakalın diyelim. İyi bayramlar diyelim son kez. Ya. Abi bu eleme mevzusu çok sıkıntıymış ya. Yani formattan bunu kaldıramıyor muyuz? Bu çok sıkıntıymış ya. Ben hiçbir şey, yani... Ben hepinizi öyle gönderip iki eve birden çökeceğim. Bütün dondurmaları ben yiyeceğim abi. Kanka dostuz hala değil mi? O zaman... Değil mi? Kameraya bakın. Dostlarda izleyeceğiz. Sinirlenmiş. Kameraya bakın. Ya. Göndermeler gerçek imiş. Şurada şundayız. Şu kameraya. Şuradayız. Dostuz hala. Hala dostuz. Aa, Abdü son, gitti ya. Yani yapacak bir şey yok. Evet, son ben daha kez... ileriye giderim diye düşünüyordum ama zamanımız buraya kadarmış. Herkesin her alanda bir ömrü vardır. Benim ömrüm bu programda buraya kadarmış. Açaydım gollarımı. İzleyip destek veren herkese çok teşekkür ederim. Umarım renk katmışımdır programınıza. Biz çok işin esasında abi. Burada yarışmada şampiyon olmak değil, sizleri eğlendirebilmek için yarışıyoruz yani. Sonuçta bu bir eğlence programı, yarışma programı. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Ara sıra damlarım. Çat kapı girerim. Siz de hazır olun. Evet. Eyvallah. Her zaman kapınız açık. Görüşürüz. Son kez her zaman gelebilirler. Evet. Adam şampiyon olmazsa. Arkadaşlar benim ne için? Benim ne için? Bir alkış. El sallayalım. Arkadaşlar. Yarın saat 6'da kalan yarışmacılarımızla yarışmaya devam ediyoruz. Bir müddet kimseyi elemeyeceğiz. O yüzden artık hani gülerek şey yapıyoruz. Elersiniz. Her gecesinde elenen elenmeyen herkes. Aynen. Ayrıca evet Arzu ablanın da söylediği gibi 20